Yeni bir Aslan Payı programında daha birlikteyiz. Galatasaray Televizyonu'nun yeni yarışma programı Aslan Payı'nda iki yarışmacıyla yarışacağız bugün. Ve Galatasaray'ın tarihi, sporu ve diğer genel spor bilgilerini burada bir şekilde heyecanla sınayacağız. Ve bu sınama sırasında da Galatasaray Store'dan güzel ürün sahipleri olacak yarışmacılarımız. Şimdi önce bugünkü yarışmamızın katılanlarını kısaca tanıyalım ve sonra size yarışma yapısı hakkında ve yarışmacılarıma bilgi vereceğim. Evet, sarı tişörtlü arkadaşımızı tanıyacağız önce. Merhabalar. Merhaba. Merhaba abi. İsmim Adem Murat Kurum. Mali müşavirlik yapmaktayım. İstanbul'dan yarışıyorum. Yarışmaya kaç yaşındasınız? 30 yaşındayım. 30 yaşındasınız. 30 yıllık bir Galatasaraylı. Evet, nereden geliyor bu Galatasaray sevgisi ve tutkusu? Galatasaray sevgisi bize babadan oğla bir emanet. Babadan geliyor. Babam da çok koyu Galatasaraylıdır. Biz ailecek Galatasaraylıyız zaten ve Galatasaraylı olduğumuzdan son derece gururluyuz ve mutluyuz. Peki tribünden maçı herhalde izliyorsun. Hangi Tabii. tribündesin? Odea Bank tribündeyim ben. Her sezon kombinemi aynı yerden almaktayım. Yine Ali Samiyen'de nereye giderdin? Ali Samiyen'de yeni açık tribüne takılırdık biz daha çok. Evet. Birlikte babamla pek maça gitme imkanı bulamadık ama ben çocukluğumdan, gençliğimden Ali Samiyen'in kapanışına kadar olan bölümde hep yeni açık tribünde maçları takip ettim. Ne kadar keyifliydi oranın da açık tribünü başka bir keyifli olurdu değil mi? Çok büyük keyifliydi. Orada zaten çok büyük bir mazimiz yatıyor. Şu an yeni stadımızda futbol karşılaşmalarına çıkıyoruz ama diğer stadımızdaki yaşadığımız tarihsel güzellikleri de özlemiyor değiliz bazen. Burada ise yavaş yavaş o tarihi sonuçları evet. alacak ve o güzellikleri de inşallah burada evet. da yaşayacağız. Diğer yarışmacımıza geçiyoruz. Serkan Güneş. Evet, adım Serkan Güneş. İstanbul'dan katılıyorum. Ben de 27 senedir Galatasaraylıyım. Doğduğumuzda babamız fısıldamış kulağımıza Galatasaray'a. Öyle devam ediyoruz. Güzel. Babadan oğula geçen babadan bir şey. Babadan oğula. İlk seyrettiğin maçı hatırlıyor musun? İlk seyrettiğim maç Galatasaray'ın 94 yılında Bursa Spor Galatasaray. Ali Sami'nin oynanan maç. Kaç kaç bitmişti onu? 0-0. 0-0 bitti. Yani ilk maçında gol görememişti. Aynen öyle. İşte Ali Samiyen Spor Kompleks'ti. Türk Telekom Arena'da izliyorsun maçları. Tabii her sene kombinem var. Odeo Bank'tan benim arkadaşım gibi. Evet. Açıldığından beri kombinemi alıyorum. Peki en sevdiğin tezahürat hangisi? Sarı kırmızı yaptığımız zaman hani Mustafa'nın dediği gibi tüylerim diken diken oluyor. Evet. Sarı kırmızı şampiyoncum bu. En çok güzeli... onu seviyorsun. Evet. Peki. Şimdi yarışma heyecanını yavaş yavaş atıyoruz. Yarışmanın yapısıyla ilgili, kurallarıyla ilgili bilgi vermek istiyorum şimdi sizlere. Yarışmamız 6 kategoriden oluşuyor. Bu kategorilerin zorluklarına göre puanları da birbirinden farklı. İlk yarışmamızın verdiği tecrübeye göre belki izlemişsinizdir. Bazı stratejik kararlar da vermek gerekiyor. Biraz da heyecana dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bazen puan farkını da o kararlarla korumak söz konusu. Penaltı en zor kategorimiz ve penaltıda 100 puan kazanılıyor ve tek cevap veriliyor. Diğerlerin hepsi 4 şıklı cevaplar. Ancak bir tek penaltıda böyle özel bir durum var. Frikik yine zorca bir soru kategorisi. 80 puanlık. Orada kuralımız şöyle. Karşı taraf baraj kurabiliyor. Yani soruyu gördükten sonra arkadaşım bunu kolay bilebilir. Ben bu sorunun geçilmesini istiyorum diyebiliyor. Çift vuruş ise 2 cevap hakkı veriyor. Yani 4 şeyden 2 kere cevap hakkı kullanıyor. Birinci cevap yanlışsa, ikincisi doğruysa 60 puan yerine 30 puan kazanılıyor. Kontratakta ise yanlış cevap bu sefer karşı tarafa puan kazandırıyor. Yani kontratta dikkatli olmak lazım. Çift kat çünkü işlevi var. Yani hem siz puan alamıyorsunuz hem karşı taraf bu sefer puan kazanıyor. Taç Galatasaray'da futbol dışı sorular. Diğer sporlarıyla alakalı Galatasaray'ın. Offside ise Galatasaray'ın tamamen dışında genel spor kültürüyle alakalı sorular. Şimdi ilk sorularımıza geçeceğiz. Sarıdan başlayacağız yine. Burada siz kategorinizi belirleyeceksiniz ve yarışmamızın heyecanlı bölümüne geçmiş olacak. Offside kategorisini sormak istiyorum. Offside'dan sıradaki soruyu bekliyoruz. Yani Galatasaray dışında spor genel kültür sorusu. 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştıran Hırvat teknik direktör Slaven Bilic hangi takıma transfer oldu? A. Stoke City, B. Blackburn Rovers, C. West Ham United, D. Leeds United. C. West Ham United diyorum. Doğru cevap ve yarışmanın ilk puanını Murat Kurum alıyor 40 puan olarak.
Evet, yalnız ben yine de kolay sorularda dahi olsa biraz bekleyip zamanı kullanmak, heyecanı hafifletmek gerektiğini öneriyorum. Şimdi Serkan Güneş'in kategori seçimi geliyor. Ben de arkadaşım gibi offside'ı... Offside'dan bir soru daha soracağız. Sıradaki offside sorusu gelirken... Barcelona'da oynayan eski futbolcumuz Arda Turan hangi altyapı kulübünden Galatasaray'a gelmiştir? A. Altın Tepsi, B. Kartal Spor, C. Zeytinburnu, D. Sarıyer. Arda Turan biraz da bana benzer sima olarak. Öyle mi? Evet. İyi biliyorum onun için diyorsun. Altın Tepsi. Tepsi. Evet. Doğru cevap diyorsun. Evet, ben tamam. Eminim bundan. Eminim. Peki. 40 puan da Serkan Güneş'e veriyoruz çünkü Altın Tepsi takımından Galatasaray'a geldi. Şu anda da Altın Tepsi'ye de kendinin evet. katkıları ve desteği Bayrampaşa oluyor. Bayrampaşa Belediyesi'nin Altın Tepsi evet, katkıları yapıyor sürüyor. Diyorsunuz. Evet, ilk soruları 40'ar puanla eşitlikle geçtik. Şimdi Murat Kurum'a ikinci kategorisini isteyeceğiz. Heyecan nasıl? Heyecan Hüseyin, yani yüzde vermek gerekirse %60-70 ilk anlarda %95-100 arasındaydı. Şu anda ilk soruları geçtikten sonra biraz rahatlamak. Yani kale konuşalım. Önünde golle, gol topuyla karşılaşmak gibi bir heyecan. Evet, nasıl? Evet. Peki, kategoriyi alalım. Tekrar aynı kategori seçemiyoruz herhalde. İki kere aynı kategori seçilebiliyor. Anladım. Çok zor, çok zor. Niye? Yani biraz da şans, daha yarışmanın başındayız. Biraz risk alıp şans denemek söz konusu olabilir henüz. O halde çift vuruş diyorum çift ben. Vuruş. Çift vuruşta sıradaki sorumuz geliyor. Ve ekranda çift vuruşu sorusunu okurken Kamerunlu stoperimiz Aurelien Şecu kaç numaralı forma ile oynuyor? A 25, B 5, C 44, D 21. Düşünelim, karışmasın sırtlar mırtlar ama yok, ben bilirim. Ben iyi sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğumu düşünüyorum. Çecu 21 numaralı formasıyla Galatasaray'da hizmet vermektedir. D şıkkı. Hatta Lille takımında da 22 numarayı giyiyordu kendisi. Milli takımında? Hayır, Lille takımında. Lille takımında. Lille takımında. Evet. Hatta Kamerun milli takımında 14 numarayı giyiyor. 14. Onu çok iyi. Evet. İyi. Bilgi dağarcığım kuvvetli diyorsun. Evet. 21 numara doğru cevap, 60 puan kazanıyor Murat Kurum bu cevapla. Ve Serkan Güneş'in şimdi kategori belirlemesine geçiyoruz. Yavaş yavaş heyecan azalıyor ama bu sefer puanları sorular, arttırma evet. çalışması bir artıyor. Adımı değişmek için ben de Frikik'i seçeyim. Frikik. Frikik'te bir durum var biliyorsunuz. Soru geldiğinde Murat Kurum, Serkan Güneş için bu soruyu geçebiliriz diyebilir. Ama zor görürse de ona göre baraj kurar. Onu bekliyoruz şimdi. Frikik sorusu ekranlarımıza gelirken Murat'la onun kararıyla da sonuçlanacak bir durum. İlk kez 4 yıldızın sahibi olan Türk takımı Galatasaray, göğsüne yine ilk kez 3. yıldızı hangi sezonun şampiyonluğu ile takan takım oldu? Serkan buna kolay cevap verir diyorsan baraj kurabilirsin. Öyle diyorum çünkü az evvel kendi aramızda bunun şeyini yaptık da aynı yayına çıkmadan tanıştık baraj arkadaşımızla. Bunun doğru cevabını kendisine evet, vermiştim. Geçiyoruz. Soruyu. Yeni frikik sorusunu alıyoruz. Cevabı da verseydim. Geçiyoruz. O cevap olmayacak şimdi tabii. Büyük ihtimalle biliyordunuz. Evet, unutulmaz futbolcumuz Gheorghe Hagi aşağıdaki takımlardan hangisinde forma giymemiştir? Dikkatle cevap verilecek bir soru bence. A. Steaua Bükreş, B. Barcelona, C. Real Madrid, D. Borussia Dortmund. Cevap düşün. Verebileceğim herhalde. Artık evet, baraj artık kurmaz. Tekrar baraj kurmuyor. D. Borussia Dortmund diyorum. Bravo. Doğru cevap. Evet. Steaua Bükreş, Barcelona ve Real evet. Madrid formalarını... Üçünde de efsane olduktan sonra Galatasaray'ımıza geldi. Galatasaray'ımıza zaten gözle görülür şeyler yaptı. Bir ve efsane. Bu cevapla Serkan Güneş 20 puan öne geçiyor 80 puan alarak. Hatta bu takımların arasında bir de Brescia, İtalya'da Brescia seçmiştiniz. Evet, oynadı biliyorsun. Peki, şimdi 3. sorularımızdayız. Murat Kurum da sıra. Artık Murat Kurum için biraz daha risk almak. Ben de arkadaşım gibi frikik sorusunu tercih ediyorum. Frikik. Geliyor frikik sorusu. Aynı şekilde bu sefer tabii. senin baraj kurma ihtimalin var. Taçsız Kral Metin Oktay, ağları yırtan ve yıllardır hatırlanan golünü hangi takıma atmıştır? Cevapları okumadan soruyorum sana. Baraj kuruyor musun? Elbette bilecek tabii bu. Peki o zaman soruyu. Hemen geçiyoruz bu soruyu üstünde konuşmadan.
ileriki yarışmalarda tekrar gündeme gelebilir. Diğer frikik sorumuz, bu sefer baraj kuramıyorsun. 1953 yılına kadar Galatasaray formasıyla top oynayan, daha sonra da takımın başında başarılı bir çalıştırıcılık dönemi geçiren Gündüz Kılıç'ın lakabı neydi? A. Hoca, B. Kral, D. C. Baba, D. Aslan. C. Baba, çünkü ismi Baba Gündüz olarak anılırdı. Kendisini rahmetle anıyoruz buradan. Evet, gerçekten rahmetle anıyoruz. Galatasaray'da bir devri başlatan kişi olarak, evet, futbolculuğundan sonra teknik direktörlüğünde çok önemli işler yapmış bir babamızdır gerçekten, evet, Baba, evet, Gündüz. Kendisini rahmetle ve minnetle anıyoruz. Babamın çok özür dilerim, sözünüzü kestim. Babam bana anlattığı üzere, hep konuşuruz zaten, her akşam aşağı yukarı Galatasaray'ı konuşuruz biz. Baba Gündüz'ün İzmir Spor'dan Metin Oktay'ı transfer edişini, daha sonra kendisinin üzerindeki emeğini, İtalya transfer olduğu zamanlardaki yardımını, her şeyini ondan öğrendim ben. Evet. Yani çok Baba özel Gündüz, bir çok tarih bölümüdür çok özel, bu. Çok özel bir insan. Hemen heyecanını kesmeden üçüncü soruda Serkan Güneş'in kategorisini belirleyelim. Herhalde yarışma puanlarımız birazcık heyecanlı ve çekişmeli geçiyor. Puan 180 puan oldu Murat Kurum. Serkan Güneş 120 puanda. Ben kontra atak yaparak arkadaşımı geçmek istiyorum. Kontra atakla. Kontra atakla. Ve ama bunda arkadaşına 60 puan kazandırma gibi bir ihtimal de var. Artık şansımıza değilim. Peki, sıradaki kontra atak sorusu geliyor. Başarılı Hollandalı oyuncumuz Wesley Sneijder hangi takımın altyapısında yetişmiştir? A. Feyenoord, B. Ajax, C. PSV Eindhoven, D. AZ Alkmaar. Düşün, vaktini kullan, hata yapmamaya şimdi çalış. Şimdi sağlı sollu mu düşünürüm yoksa direkt cevap vereyim mi? Yok, sen direkt cevap da verebilirsin. O zaman Ajax diyeyim, Sneijder'den. Bravo, doğru cevap geldi kontra atak sorusunda. Ajax dedi, evet, Wesley Sneijder Ajax altyapısında yetişti. Yarışma sıfır hatayla şu ana kadar sürdü. 60 puan alarak 180 puana yükseldi Serkan Güneş. Biz üçüncü soruda, bir yarışmanın yarısı olduğu için bir nefes alalım, ara verelim. Reklamlardan sonra devam edelim. Görüşmek üzere. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz Aslan Payı'nda değerli seyirciler. Yarışmamızın ilk bölümünde, yani 3 soru sonunda Murat Kurum, sarı tişörtlü arkadaşımız, 180 puana ulaşmıştı. Yine Serkan Güneş de, pardon, eşitlik sağlanmış. Ben demeyecek farklı şey yapmıştım. 180'e 180 eşitlik sağlanmış. Demeyecek bir hesap hatasından yanlış söylemişim. Evet, eşitlik var şu anda kafa kafaya. Hiç yanlış cevap yok. Heyecanlı bir yarışma. 180 puanla devam ediyoruz. Şimdi Murat Kurum yeni kategorisini belirliyor. Ben de arkadaşım gibi kontra atak seçmiyorum. Çift vuruşu seçiyorum burada. Çift vuruş. Belki diyorsun, yine garanti 60, olsun benim olsun. 1-0 olsun tabii benim ki olsun. Evet. Evet, çift vuruşun sıradaki sorusu geliyor. Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu kaç yaşındadır? A. 42 yaşında, B. 45 yaşında, C. 47 yaşında, D. 46 yaşında. Biraz düşünmem gerekecek bunu. Evet, zamanını kullan. Belki Galatasaray'da oynadığı döneme şey yapar, söylersin. Belki doğum tarihini çıkartmaya çalışırsın. Bu soruda iki cevap hakkı var biliyorsun. Hı hı. Şansın fazla. Süre ilerliyor. Oy, B 45 yaşında ilk cevabım. B 45 yaşında diyor Murat Kurum ilk cevap olarak. Ve doğru cevap vermiş oluyor ve 60 puan daha yazıyor. Bunun da bir hesaplamasını yaptım. Gerçekten zor bir soruydu. Tabii ki hocamızdan, hani yaşını bilmediğim için özür dilerim buradan, ama şöyle bir hesap yaptım 1970 ben. 1970 doğumlu olduğunu şöyle buldum. 20 yaşında 93 90'da, yılında Galatasaray'da top oynuyordu. Orada en fazla 20-23 yaş arası olduğunu tahmin ettim. Evet, doğru bir tahmin yürütmüşsünüz. Evet. Peki, hemen yarışmanın hızını kesmeden Serkan Güneş'in, ben de çift vuruşla devam edeyim. O da çift arkadaşımı vuruş yakaladım. Bir çift vuruş daha sorusu ekrana geliyor. Bu da kolay bir soru. Frikik olsaydı sen kesin baraj kurardın bu soruya. Dördüncü yıldızı taktığımız geçen sezon 2014-2015
Spor Toto Süper Ligi'nde kaç puan topladık? Galatasaray kaç puan topladı? A 80, B 78, C 77, D 79. Bu birazcık da prestijli bir soru yani, bilinmezse. Evet, doğru diyorsunuz. Çift vuruş ama, iki seçenek. 79, D 79 diyorum. İlk cevap 79. 79 cevabı maalesef yanlış. İşte İkinci cevapta doğru bilemezsek. Cevap verirsen 30 puan alacaksın. Şu hakkımız var. Biraz evet. Daha var. Evet, bir 30 saniye kadar var ilk cevaptan sonra. C 77. C 77 sana 30 puan kazandırıyor. Evet. Evet. Şimdi puan durumundaki eşitlik bozulmuş oluyor 4. soru sonunda ve 30 puan Murat Kurum öne geçiyor. Yani 240 puan Murat Kurum, Serkan Güneş ise 210 puanda. Yeni kategoriyi bekliyoruz şimdi Murat Kurum'dan. Ben risk almayı istiyorum şu an. Kontra atak diyorum. Risk? Ya asıl risk alacak sorular penaltı mesela. Daha penaltıya kimse yanaşmadı. Bu da bir risk yani, çünkü az evvel kontra atak sorusu gibi gelirse hani puanımı biraz daha arttırabilirim. Arkadaşımın yaklaşmasına izin vermeyebilirim. Peki ikinci kontra atak değil mi senin yalnız? İki mi oldu? Bir bence. İlk i̇ki. Sayarım. İki. Yok, bir. Bir. Birinci kontra atak. İki. Peki. Tabii iki tane evet, başka soru. İkiden fazla sorulamıyor aynı kategoriden çünkü. Doğru, çift vuruştan iki sorum sıradaki oldu. Sıradaki kontra atak sorusu ekrana geliyor. Ve ben de hemen okuyorum. 2008-2011 yılları arasında Galatasaray formasını giyen Avustralyalı oyuncumuz Harry Kewell hangi takımda transfer olmuştur? A. Everton, B. Leeds United, C. Birmingham, D. Liverpool. D. Liverpool. D. Liverpool cevabı evet doğru cevap ve Murat Kurum'a 60 puan daha kazandırıyor. Leeds United formasıyla UEFA Kupası yarı finalinde bize karşı İstanbul'da oynamıştı. Evet. En hoşa giden tezahüratlardan biri de onun zamanında evet. Harry Kewell'di evet. Değil mi? Evet. Hele çok başarılı Oğuz oldu. Gol attığı yani. Anlarda nasıl evet. İniyordu değil mi stat? Dedi Cool şarkısının ona evet. Uyarlanmış şekliydi. Evet. Bordo maçında da evet. Ne 81 ne 91, evet. Ne 89 ne 91 tam 90'a bir gol evet. Atmıştı Bordo maçında. Efsane maçta 4-3'tü. Evet. Bunları hatırlamak çok güzel evet. Ama yarışmanın heyecanı da evet. Biraz daha arttı. Şimdi artık Serkan Güneş'in belki de risk alması gerekiyor öne geçmek için. Hangi kategoriyi? Free kick diyeyim ben. Son free kick hakkımı da kullanayım. Son free kick hakkını kullanıyor ve böylece Murat Kurum'un bir baraj kurma hakkı oluşuyor. Galatasaray'ın sembol isimlerinden Hacı, sarı kırmızılı forma ile oynadığı 132 maçta kaç gol attı? 105, A 105, B 110, C 120, D 127. Gerçekten baraj, zor bir soru. Ben baraj kurmuyorum burada. Kurmuyorsun. Kurmuyorum. Yani. Kurmuyor ve tek vuruşla bu tek vuruşla hakkı Serkan Güneş'e bırakıyor. Sen de Harry Kewell gibi vurman ya da Selçuk gibi vurman lazım. Evet. Selçuk gibi ya da Harry Kewell gibi 120 aslında 110 geçişim ama 120 hani bilmediğim bir soru. Vaktin gerçekten. Vaktin var biraz daha düşünebilirsin yani böyle penaltı, free kick gibi sorularda biraz daha düşünme bence yararlı olabilir ama sen bilirsin tabii. Emin sen kararından. C 120 diyeyim ben. C 120 diyor Serkan Güneş ve yanlış cevap vermiş oluyor. Aklından geçen diğer sonuç ise 110. Doğruydu. 110 gol atmıştı. Evet. Bayağı heyecanlı bir hal aldı son sorulara girerken. Son soruya geldik. Tekrar puan durumuna bir bakalım. 300 puanda Murat Kurum, 210 puanda da Serkan Güneş. Murat Kurum'un yanlış belki cevap vermesi, Serkan Güneş'in de yüksek bir puan kazanması gerekiyor. Yarışmanın kaderinin değişmesi için. Yoksa Murat Kurum oldukça rahat bir durumda şu anda. Evet, hangi kategoriyi? Offside 40 puan. Offside 40 puanlık offside sorusu geliyor ekrana. Ve bakalım neymiş. Euro 2016 eleme grubunun son iki maçında A milli takımımız
hangi takımları yenmiştir? Oldukça kolay bir soru gibi gözüküyor. A. Kazakistan, İzlanda. B. Çek Cumhuriyeti, Letonya. C. Çek Cumhuriyeti, İzlanda. D. İzlanda, Letonya. C. Çek Cumhuriyeti, İzlanda. Evet, kolaydı. Gerçekten. Çünkü strateji vardı. Doğru cevap verdi Murat Kurum. Ve aradaki puan farkı 130 puan oldu. Ama sen yine de son soruyu bence cevaplamak lazım gentlemence mücadele için. Evet, o zaman penaltı diyeyim. Penaltı atacaksın. Penaltı atalım. Değiştiyse, yükselttiysen. Yükselttik. Avarajda kaybetmiş olalım. Avarajda. Peki. Penaltı kategorisinden sıradaki soru geliyor. 2000 yılında UEFA Kupası'nı hangi şehirde ve stadyumda kazandın? Direkt söylüyorum. Şık direkt yok. Şık yok bunda. Kopenhag Barken Stadında. Doğru cevap. Bir penaltı atarak 100 puan kazandın ve puanını 310 puana yükselttin. Birinci yarışmamızda da böyle kafa kafaya bir sonuç olmuştu. Kazanan da kaybeden de Galatasaray bilgileriyle çok başarılıydılar. Bu tarışmada da öyle oldu. Kaybedene üzülmemek elde değil. Başarılı olan birinciyi de kutlamamız gerekiyor. Arkadaşımı tebrik evet, ediyorum. Tebrikler. Murat Kurum, Serkan Güneş biraz şanssızlık. Evet. Değil mi? Biraz da sanki hani başlarda daha yüksek puanlı soru mu acaba almak lazımdı? Belki sıradaki penaltı sorusunu en başta şey yapsaydı rakibinde evet. Risk alacaktı. Evet. Böyle de bir strateji. Tebrik ediyorum. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Değerli seyirciler, bir Aslan Payı programının, bir yarışma programının sonuna daha geldik. Bu yarışmada nefes nefese geçti. Karşılıklı gollerle geçti diyebiliriz. 340 puanla Murat Kurum yarışmamızın kazananı oldu. Bu elemelerden sonra Murat Kurum gibi ilk turdaki kazanan yarışmacılarımız yaklaşık 16 hafta sonra tekrar kazananlarla bir araya gelecekler. Bu sefer 8'den 4'e indirmeye çalışacağız grupları. Daha sonra 4'ten 2'ye, 2'den de 1'e ve sezon sonuna doğru iki grubun birincileri büyük finalde karşı karşıya gelecek ve çok özel ve önemli bir hediyenin sahibi olacak. Ayrıca yarışanlar Galatasaray Store'un armağanlarıyla buradan ayrılıyorlar. Tekrardan birlikte olmak üzere iyi günler, Allah'a ısmarladık değerli seyirciler.